Neler yapıyorsun? Yani burada çalışıyorum. Memnun musun evet, buradan? Evet. Neler yapıyorsunuz başka burada? Yani çay, pasta, toz, kuşburnu. Sipariş mi alıyorsun? Evet. Müşteriler memnun ediyor musun? Evet. Seviyorlar mı seni? Çok. Spor yapıyor musunuz? Evet, çok yapıyorum. Seviyor musun sporu? Evet. Ne yapıyorsunuz sporda? Atletizm yapıyorum ben. Hı hı. Başka? Ve jimnastik spor. Ve de şöyle yapıyorum. Açma gelme hareketleri yapıyorsun. Evet. Ve de işini meki onu yapıyorum. Ve de. Ne yapıyorsun burada? Yani şöyle burada, çok mutlu oldum. Misafir geliyor, hoş geldin diyorum. Hareket ediyorum biz. Pasta, çay ve yürüp işte. Toz istersen yapıyorum işte. Bir de sabır hareket yapmak için. Ayağını sabır yapmak için. Spor mu yapıyorsunuz? Bunlara. Burada mutlu musun? Çok. İşte yapıyorum hocam. Müşteriler gelsin mi buraya? Gelsinler. İnşallah gelsin ya. Ne yapsınlar burada? Senden sana sipariş mi versinler? Evet. Çay versinler, pasta versin, hepsini versin. Ben bir çay alabilir miyim? Tamam. Ben de bir çay alayım. Ben de bir çay alayım. Kafemizi aktif bir şekilde hayatta tutmaya çalışıyoruz ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Her gün sayımız artıyor. Her gün toplumun buraya bakış açısı değişiyor. Çocuklarımızla ilgili gerek duygusal gerekse bedensel buluşmalarında onlarla birlikte olmanın ne kadar onları mutlu ettiğiyle ilgili birçok şeyi bir anda yaşıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Asıl amacımız evde bekleyen çocuklarımızın, ailelerinin çocukları dışarı çıkarmamakla ilgili bir takım sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. O ailelerimizi de böyle yerlere getirip o çocuklarımızın fırsat verildiği zaman birçok bizim bile bilmediğimiz yeteneklerinin ortaya çıkmasına neden olacağını ve olduğunu şahit oluyoruz, görüyoruz. Çocuklara lütfen faydası. Çocuklarını saklamasınlar, çocuklarını toplumla buluştursunlar. Çocukların böyle bir yere ihtiyacı var. Bu yerlerin, böyle yerlerin sayısının artmasında da özel gereksinimli bireylerimiz için çok önemli ve de olmazsa olmazlarından birisi. Ama şu anda 15 tane çocuğumuz aktif olarak görev yapıyor. 40'ın üzerinde de bireyimiz gidip geliyor. Her gelen çocuğumuza öğretmenlerimizin eşliğinde burada sadece hizmetçi eğitimi verilmiyor. Bireysel eğitimler de veriyorlar. El becerileri, yeteneklerinin ortaya çıkmasıyla ilgili bir takım sportif etkinlikler, resim, müzik gibi birçok etkinliklerde destek oluyorlar. Gönüllü öğretmenlerimiz var. Üniversiteli çocuklarımız, gençlerimizin duyarlılıklarını görüyoruz. Onlar projelerle geliyorlar. Çocuklarımızla birlikte etkinlikler yapıyorlar.
Bunlar da tabii ki bizim hayatımıza olumlu bir şekilde dönüyor. Hoş geldiniz diyelim mi? Hoş geldiniz.